Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere Microsoft'un Designer Compact Keyboard ürününü inceleyeceğim. Daha önceden HP 600 kullanıyordum. Bir sene kadar kullandım. Üzerine soda döküldüğü için bozuldu. Bu klavyenin bu yumuşak basışını sevdiğim için ve tasarımı da komple beyaz olduğu için bu şekilde bir klavye aramaya koyuldum. Daha sonra Microsoft'un bu ürününü buldum. Ürün Bluetooth'la bağlanıyor. Bu bir tane USB dongle aracılığıyla bağlanıyordu. Bu Bluetooth'la bağlanıyor. Bu da yine şarjlı. Saat pili kullanılıyor içinde. Ürün bu şekilde. Tamamen Türkçeymiş. Teknosa'dan aldım. İnternette daha ucuz. Ama benim klavyeye ihtiyacım olduğu için hemen aldım. Şimdi klavyeyi açayım. Klavye bu şekilde. Numpad'siz almamın sebebi fareyi yanına koyduğum zaman şu numpad'i çok fazla kullanmıyoruz. Buraya koyduğum zaman bu tuşlara daha çabuk erişebileyim diye. Tasarımı gerçekten ince. Kutunun içinden kullanma kılavuzu çıkıyor. Değişik dillerde farklı kağıtlar çıkıyor. Başka da bir şey yok. Kutuyu toplayalım. Evet. Ürünün ambalajı yok. Bu kutudan çıkarmamız için ambalajından çıkarmamız için olan bir şey. Evet. Ürünü kıyasladığımda bununla kıyaslayayım. Çünkü bunun segmentinde bir klavye olduğunu düşünüyorum. Kıyaslayınca kalınlık bu şekilde bariz farklı. Görüyorsunuz. Ciddi bir fark var. Ayrıca ağırlık olarak bu oldukça hafif. Bu ağır. Klavyenin sağında, solunda hiçbir şey yok. Şuradan açılıp kapanabiliyor. Şuradan da pil değişiyormuş. Buraya iğne sokuyoruz. Öyle. Şimdi bir ürünü açalım. Ürünü açtığımız zaman burada Bluetooth simgesi yanıp sönüyor. Hemen bilgisayara geçiyorum. Bilgisayarda Bluetooth'u açıyorum. Bluetooth ayarlarından burada çıktı zaten. (934) 461. Evet, orada yazan kodu klavyeden girdiğim zaman bağlandı. Evet, klavye bu kadar kolay bir şekilde bağlanıyor. Klavyenin bazı ayarları var da. Burada designer. Evet. Burada direkt uygulamanın indirilmesi gerektiğini söyledi bana. O inerken ben de klavyeyi göstereyim. Burada bir emoji tuşu var. Bastığımız zaman emoji paneli açılıyor. Şu şekilde. Bir emoji paneli açılıyor. Buradan emoji'yi kullanabiliyoruz. Onun dışında atanabilir bazı tuşlar var. Mesela bu tuşa başka tuşlar atayabiliyoruz. Yanlış olmasın şu tuşlara da başka tuşlar atayabiliyoruz. Şimdi uygulamamız kurulunca hepsini göstereceğim.
Şimdi tasarım olarak HP daha tatlı bir rengi sahip. Buradan renk fazla görünmüyor ama HP bembeyaz bir renge sahip. Bu çok az daha koyu bir beyaza sahip. Ayrıca tuşların HP'de ortada olması daha güzel duruyor. Bunda da tuşlar kenarda. HP daha güzel gözüküyor. Tuşların üstündeki yazı tipleri olsun. Hepsi HP'de aslında daha güzel ama Microsoft'un inceliği ve malzeme kalitesi daha bir farklı. Program açıldı. Buradaki ayarlarda Bluetooth Channel. Burada mesela 3 tane Bluetooth cihazına bağlanabiliyorsunuz. Bu 3 Bluetooth cihazı yerine diğer kanalları kapatırsanız tek kanal açık kalıyor. Tek bir cihaza bağlanabiliyor. Bu ayarı yapabiliyoruz. Play Pause tuşunu farklı görevler atayabiliyoruz. Bir program, web sayfa ya da dosya açabiliyoruz. Bir makro oluşturabiliyoruz. Ya da tuşu kapatabiliyoruz. Medya, arama, ekran alıntısı aracı galiba bu. Hemen bakayım. Aynen, ekran alıntısı. Fn tuşunu kitleyip açabiliyoruz. Ve bu emoji key'ini tuşunu ofis ya da uygulama tuşu yapabiliyormuşuz. Geri geldiğimizde uygulamalara özel değişik makrolar yapabiliyormuşuz, ayarlayabiliyormuşuz. Evet. Ayarlamaları bu kadar. Şimdi klavyelerin renklerini sizlere göstereyim. Renk farkı gördüğünüz gibi. Bunun rengi gri, bunun rengi beyaz. Tam da gri olduğu söylenemez. Sesini dinleteyim. Basış hisleri aynı. Ses olarak bir fark var.